Merhaba sevgili arkadaşlar, herkese hayırlı akşamlar. Bugün 13 Aralık Pazartesi, Philadelphia Park Amerika yarışları için karşınızdayım. Sizler de hoş geldiniz. Arkadaşlar bugün 7 koşulu bir program Türkiye genelinde var. Tabii yurt dışında daha kalabalık bir yarış programı orası. Fena bir program değil, en azından iyi bir program görüntüsünde. İnşallah bugün güzel bir ağaçlık yaparız diye düşünüyorum. Bursa bayağı sürprizler yine oldu bazı yerlerde. Yapacak bir şey yok arkadaşlar. Yani yarış günleri çünkü yıl sonu geldiği için yani bazen de Argos'a da söylediğim bir şey var. Yani kazançlar çoğu zaten şartlar değişiyor yılbaşından sonra. Ha, o yüzden bu günleri biraz tedbirli oynamakta fayda var arkadaşlar. Gelelim Amerika yarışlarına. Herkese bol kazançlar, bol şanslar diyerek hemen fazla vaktinizi de almadan hemen şu programa geçiş yapmak istiyorum. Birinci koşu saatler 21.04'ü gösterirken şartlı 3 ve yukarı İngilizlerin 1300 metre kum yarışıyla 8 safkan arasında koşacak olan bir yarışta ilk startımızı veriyoruz. Tabii ki oranlara bakacağız. Oranlar şu an başka siteden bakacağız tabii ki. Otşeker'in bu sitesinden. Gerçi bu sitede de kolay kolay açmıyor. Burada 21 numara yazıyor ama 21 değil arkadaşlar. 2 numara bu. 2 numara Harper. Bakın isterseniz bir daha kontrol edelim. Şimdi 21 nereden çıktı diyeceksiniz. Burada işte. 2 numara safkan 1.75 gibi orana sahip. 1.55-1.75 arasında. 7 numara safkan 3 lira. 6 numara safkan 3 lira, 3 numara safkan 9 lira, 8 numara safkan 12 lira, 4 numara safkan 6 lira veren var, 10 lira veren var, değişik 12 lira veren var. 1 numara safkan 16 lira, 5 numara safkan da 20 liralık orana sahip. Hemen programımıza geçelim arkadaşlar. Benim bu 7'li plase 3'lü Gayan ayağındaki sıralama, önce ben 7 numara Refi bu Harsup'un temsilcisi Ruben Silvera'la ilk şans verdiğim isim ama tabii ki çok iki tane ciddi rakip görüyorum ben burada. Bunlardan birisi 2 numara Harper, bu yurt dışında favorisi. Bir Include temsilcisi Jamie Rodriguez'e start atacak olan safkan, en azından iyi performansı olan bir isim. Bir de 6 numara Kobe Heed, bir Verrazano temsilcisi, bildiğimiz güzel bir orijin. Angel Castillo'nun start atacak olan safkan yine önlerde şans verdiğim diğer isim olacak. 7-2-6 ben en azından bu 3 safkan biraz daha öncelik şans veriyorum. Günün ikinci koşuna itibaren 6'lı Ganyan ayağımız başlıyor. Şartlı dişilere ait 3 ve yukarı İngilizlerin 1300 metre kum yarışında 6 nolu safkanın yarıştan çıktığını görüyoruz. 8 safkan arasında koşulacak olan bu 6'lı Ganyan'ın ilk ayağı için hemen oranlara bakalım arkadaşlar. Evet, oranlarımızın açılmasını bekliyoruz. Burada bu safkan 9 numara safkan mı 8 mi bakayım, Jens de Bos bakalım, evet 8 numara safkanmış. 8 numara safkan 2.25'lik orana sahip. 3 numara safkan 4.5 lira. 5 numara safkan 5 lira. 7 numara safkan 5.5 lira. 9 numara safkan ilginç 4 lira veren var. 4.5 lira veren var. Yani 2.75'e kadar düşen bir oran var. Yani 9 numara safkan için. Daha sonra 4 numara safkan 8 lira. 2 numara safkan 11 lira. 1 nolu safkan 20 liralık orana sahip. Hemen programımıza geçelim arkadaşlar hızlı bir şekilde. Ben bu 9 nolu Reiterate bir kompatif etki. Orijin olarak benim bayağı hoşuma gider ama performans da fena değil. Son ikincilik gayet tatminkar. Bu kompatif etkinin güzel temsilcisi Anne Kanatına bir arch. Yani hem kim orijin hem kuma yatkın bir orijin var. Dexter Haddock'la start alacak olan safkan benim ilk sırada şans verdiğim isim. 3 nolu Whiskey and Your Dreams bir Mönchs temsilcisi, yine iyi bir orijine sahip. Andy Hernandez'e start alacak olan safkan da oldukça istikrarlı ve formda. 8 nolu Jens de Bos, bir Street Boss temsilcisi Jamie Rodriguez'e start alacak olan safkan son iki yarışında güzel bir form yakalamış. Birincilik ve ikincilikle ve şu anda yurt dışı ve Türkiye'de favori konumda olan bir ismi. 7 nolu Quillet Place, bir Beton Patreon Villa temsilcisi Ruben Silvera gibi usta jokeri start alacak olan safkan da maşallah üçüncülüklere abone olmuş bir isim ama formda en azından. Bir de 5 nolu G.G. Lovos Billy, bir Rimroad temsilcisi Michel Sanchez'e start alacak olan safkan da en azından son 3 yarışta bir form yakalayan bu ismi de kuponlara dahil edebiliriz. 9, 3, 8, 7, 5 benim bu koşudaki sıralama olacak. Günün 3. koşusu 6'lı Ganyan'ın 2. ayına geldiğimizde şartlı dişilere ait 3 ve yukarı İngilizlerin 1400 metre kum yarışında 4 nolu safkan çıkmasıyla 7 safkan arasında kalan bu yarışın hemen oranlara bakalım arkadaşlar. Evet, burada oranlar çıkmaya başladı. 3'te 10 safkan 2 bölü 3, 8 bölü 11 yani 0.7 gibi bir orana sahip. Bayağı yüksek bir oran.
En yakın rakibi 2 nolu safkan 5 liralık orana sahip, 6 nolu safkan 7 lira, 1 nolu safkan 8,5 lira, 7 nolu safkan 10 lira, 8 de 10 lira diyebiliriz. Bu Kusar artık numarası kaçsa 10 lira. Bu 4 nolu safkan zaten yarıştan çıktı arkadaşlar. Hemen programımıza geçelim. Arkadaşlar ben de bu Peyton 3 nolu Peyton Elizabeth bir flutter temsilcisi. Ruben Silvera gibi yine iyi jokeri start alacak olan bu safkan. Göstermiş olduğu performans ve grubun en yüksek handikapına sahip bu isim bana göre kazanması en normal sonuç olur. Benim de bugün banko olarak önereceğim isim olacak arkadaşlar. 3 nolu Peyton Elizabeth, Ruben Silvera ile banko olarak önerdiğim isim. Günün 4. koşusu altılı Ganya'nın 3. ayağı. Meydan 2 yaşlı İngilizlerin 1200 metre kum yarışında 1 nolu safkanın yarıştan çıkmış olduğunu diyoruz. Aslında koşsa da inanmayın yazarım, bu Dortmund'lar iyi bir orijin. Hemen oranlara bakalım arkadaşlar. Oranlar ne durumda? Evet, oranlarımız açılıyor. 8 nolu safkan 2 lira, 3 nolu safkan 3,5 lira, 4 nolu safkan 4,5 lira, 7 nolu safkan 4,5 lira, 2 nolu safkan 4,5 lira, 4,5 lira bayağı var. 9 nolu safkan 7 lira, 6 nolu safkan 18 lira, 5 nolu safkan da 20 liralık orana sahip. Hemen programımıza geçelim. Arkadaşlar benim sıralama şekilde ben buraya 5 safkan verdim ama 3 nolu Irish Exit, bir Run Away and Hide. Güzel bir orijin, bu orijin bizde olması lazım galiba, biz aldık bunu. Jorge Vargas Jr. start alacak olan safkan, tabi bana o bölgenin iyi bir antrenörlüğünde John Service. Bakın John Service'in 2 tane atı şu anda gözüküyor. 3 ve 4 nolu safkanlar, yani bunlar ekürü değil ama aynı ağırdan gelen bir isimler. Ben bu safkanı orijin olarak da çok beğeniyorum. At olarak da bir de iyi bir ellerde olması ayrı bir avantajı oldu. Bence bu jockey'le de çok ön planda çıkar. Yurt dışında kaçıncı sırada onu bakmadım. Ben de bir bakayım ya. Yani. Kafama takıldı şimdi. İkinci sıradaymış. Hemen 3 nolu safkan birinci sırada. 7 nolu Masroor ve Tamar Kuz temsilcisi Ruben Silvera start alacak olan safkanı yine ilk kez start alıyor ve iyi bir orijine sahip. 8 nolu Jonas Rump Donker bir eskarator temsilcisi Frankie Benetton'a start alan safkan en azından grubun tecrübeli isimlerinden 3 yarış görmüş bir isim. Ve şu anda favori konumda olan bir isimlerden birisi. 2 nolu Fanelli, bir pratik çok yine iyi bir orijine sahip. Omar Torres de yine bir yarış görme avantajına sahip bir isim. Ve bir de tabii ki yine John Service'in diğer safkanının 4 nolu Michios Jones, bir Smart Jones temsilcisi. Anne kanatından da bir Into Miship, yani güzel bir kanatı var. Nick Juarez de iyi bir jockey arkadaşlar. En azından diğer eyaletlerde de gördüğümüz bir jockey. İlk kez start alıyor ama bana göre kesinlikle kuponlara dahil etmemizde fayda var. 3, 7, 8, 2, 4. Ben bu 5 safkanı hiç ayrımsız kuponlara beraber yazalım arkadaşlar. Geldik günün 5. koşusu altılı Ganya'nın 4. ayağına. Evet, burada çıkanlar var. 2 ve 3 nolu safkanlar yarıştan çıktı. Yani 3 ve 8'e ekürüyken şu anda ekürüsüz koşuyor. Bunun için ben bir ufak bir şey söyleyeceğim ama geçerli olur mu olmaz mı onu bakalım yarış içinde takip etmekte fayda var. Yani Cengiz oyunu yapıyoruz da bakalım arada sana heyecan yapıyoruz. Bir kere birkaç kez o heyecan tutturuyor da bazen de ters tepki yapabiliyoruz. Tabii bunu ben defalarca uyarıyorum. Şimdi söyleyeceğim için şimdi diyeceksiniz ki ya bu adam ne konuşuyor kendi kendine, şimdi söyleyeceğim onu ne demek istediğimi. Burada 1 nolu safkan 8 bölü 13 yani 0.5 gibi bayağı ciddi bir oran sayıyor. 2 nolu safkan 3.30, 6 nolu safkan 6 lira, 7 nolu safkan 12 lira, 5 nolu safkan 16 lira, 8 nolu safkan 18 lira, 4 nolu safkan da 25 liralık orana sahip. Şimdi neden az önce konuştuğumuz, şimdi açıklamasını yapayım. Ya şimdi anlayanlar kesin anladı ne demek istedi. Şimdi bakın burada 3, 8 ekürü 3 çıktı. Şimdi burada 8'i tek attık değil mi? Bakın ben burada benim bankom 1 numara. Ben baştan söyleyeyim 1 nolu Flashing Diamond. Bu Corfo temsilcisi Frankie Pennington'a benim bugünkü banko olarak önereceğim isim. Ha şöyle bir durum var şimdi. Bir heyecan yaşar mıyız? Ama bunu arkadaşlar altılı koşmasına 1-2 dakika önce yapın da hani sakata gelmeyelim. Neden? Çünkü biliyor musunuz? Şimdi bu 8'i tek attık. Yani diyeceksin ya bir nolu safkan banko, günün bankosu senin 8'in ne alaka yazıyor? Ya heyecan değil, macera değil mi bu? Şimdi ama bu macerayı da dediğim gibi altılı kayan koşmasına birkaç dakika, böyle çok değil. Ve handikap puanları da bu kadar ara açılmışken bu bence işler. Çünkü neden diyeceğiz? Şimdi bunu tek attık. AGF bu. 1 nolu safkanın yüksek bir AGF. Şimdi burada 8 kazansa sürprizi bulduk. Eyvallah.
Ha diyelim ki bir kazandı, AGF kazandı. Bu 8 yine geçerli arkadaşlar. Yani sizi körü körüne ateşe atmıyorum. Ama şöyle durumlar var. Bazen arkadaşlar erken oynayanlar oluyor. Nasıl diyor bu ekürsüz çıktı. Bu AGF ötekisi olur. Kaybetsek AGF kazansa da kazanır diyor. Bir bakıyorsun son dakika bu at AGF olmuş. Herkes aynı taktiği uyguluyor. AGF oluyor. Bu sefer favorisi kazanıyor. Altınlar yatıyor arkadaşlar. Maalesef öyle durumlar. Neyse biz riske girmeyelim. Bunu dediğim gibi bunu yapanlar ya beşli kanyan için yapsınlar. Beşli dörtlülerde çünkü geçerli. Nasıl o AGF bir daha değişmiyor. Ama altılı kanyanın içerisinde erkenden oynadığımız için bu bir nonuş. Flashing Diamond. Bu Frankie Pennington'da benim banko ismim. En azından bunu belirtiyorum. Aa, son 1-2 dakika kalmış. Baktığınız AGF böyle uçurum var. Aa, o zaman bir macera arayın arkadaş. Bakarsınız at bu. At atı her zaman geçer. Geldik günün 6. koşusu. Altılı kanyanın 5. ayağı Maiden Dişi'yle ait 2 yaşlı İngilizlerin 1400 metre kum yarışına. Evet burada da 10 safkan arasında koşacak olan bir yarışta ben biraz yüklendim bayağı çünkü ilk kez start alacak olanlar bayağı tehlikeli görüntüye sahip. Hemen oranlara bir bakalım arkadaşlar. Öncelikle bir oranlara bakalım. En azından size bir güzel bir fikir verir diye düşünüyorum. Evet oranlarımız açılıyor. Şu anda bekliyoruz. 5-10 safkan 4 lira. Gördüğünüz gibi favori 4 liradan başlıyor. 9-10 safkan 4 lira. 10-10 safkan 5 lira. 3-10 safkan 5,5 lira. 8-10 safkan 5,5 lira. 6-10 safkan 7 lira. Bu artık Nanas Boba artık isim söyleyeyim. Bu da 9 lira. 1-10 safkan 10 lira. 2-10 safkan 18 lira. 7-10 safkan da 22 lira oranına sahip. Hemen programımıza geçtik. Arkadaşlar burada ben biraz yüklendim. Çünkü çok sakat bir yarış. Yani birbirini geçebilecek safkanlar hepsi de bir arada. Onu öncelikle belirteyim. Benim sıralama şu şekilde. 3 dolu Misty Maue. Bir partner temsilcisi. Orijinal olarak kuvvetli. Karol Sedona gibi iyi bir joker de sahip. İlk kez start oluyor ama bana göre kesinlikle kuponlarda ilk şanslı isim. Şu anda bayağı da bir sürpriz konumda olan bir isim. 5 dolu Divine Huntress. Bir Divine Roa temsilcisi. Michel Sanchez'e start oluyor. En azından bir yarış görme avantajına sahip. Ve 74 handikap gibi yüksek bir handikapa sahip. Bu grup içinde. 6 dolu Maya Tosca bir Animal Kingdom temsilcisi yine iyi bir orijine sahip hem anneden hem baba kanadından. Sylvester Gonzalez gibi yine iyi bir jockey sahip ve ilk kez start oluyor ama bana göre yine güzel işlere sahip bir isim. Binolu Wild Lemon Dance bir Wild Tiger Charger temsilcisi Dexter Haddock'la start alacak olan safkanı yine iyi bir antrenör bakın burada bayağı belirtiyorum. İlk kez start oluyor ama sürpriz yapabilecek kıvamda olan bir isim. 9 dolu Two Dogs Four Cats. Bir Mastery temsilcisi Frankie Pennington gibi usta pilotuyla start alacak olan safkanda son güzel ikinciliği ve şu anda da AGF olan bir isim. Son olarak da 10 nolu Paper Mansion. Bir Two Brutus temsilcisi Jorge Gonzalez ile start alacak olan safkanda yine tek koşmuş olduğu yarıştaki güzel üçüncüyle yine şans verdiğim isim. Ama ben yarışın genellemesine baktığım zaman bu ayak tam bir kapamalık ayak olarak çıkıyor benim kafamda tabii ki. Eğer imkanınız varsa hani bu ayağı kapatabiliriz ama önce sıralama dersiniz de 3, 5, 6, 1, 9, 10 bendeki sıralama bu şekilde çıkıyor. Geldik günün son koşusuna. Şartlı dişilere ait 2 yaşlı İngilizlerin 1200 metre kum yarışında burada da 7 nolu safkan çıkmasıyla 9 safkan arasında kalan bu yarışın hemen oranlarına bakalım arkadaşlar. Evet son koşunda oranlarının açılmasını bekliyoruz. Burada 1 nolu safkan 2 liralık oran sahip. 5 nolu safkan 2.25, 9 nolu safkan 4 lira, 8 nolu safkan 7.5 lira, 3 nolu safkan 9 lira, 6 nolu safkan 10 lira, 2 nolu safkan 10 lira, 10 nolu safkan 16 lira, 4 nolu safkan da 16 liralık orana sahip arkadaşlar. Hemen programımıza geçelim son koşu için. 1 nolu Alice Harper, yurt dışında favori ismi şu anda bir Overnizer temsilcisi, iyi bir kanatına sahip. Michel Sanchez'e start alacak olan safkan, bende de ilk sırada şanslı isim. 5 nolu Alaraşka, bir Moheyman temsilcisi Ruben Silvera stat alıp safkanda yine iyi performansına sahip ve şu anda Türkiye'de AGF olan bir isim. 9 nolu My Talks, bir Editarol temsilcisi Karol Sedona stat alacak olan safkanda ilk yarışını kazanıp ikinci yarışında güzel ikinciliğiyle bence yine önlerde şanslı. 6 nolu Summer Velvet, bir Dortmund temsilcisi az önce de söyledim bir Dortmund tayı vardı çıkmıştı. İyi bir orijin. Leonardo Caruso'la start alacak olan safkanın yine güzel bir performansı ve son yarışını kazanan bir isim. Yani buradaki bütün atlar bana göre hazır ve kıta. Gördüğünüz gibi çoğu da ilk yarışını yani bu son yarışını kazanan bir isim. Bir de 10 nolu Halgiri. Bir Connect temsilcisi Abner Adorno'la start alacak olan safkanın yine önlerde şans verdiği bir isim. 1-5-9-6-10 bu 5 tay bana göre biraz daha ön planda ama
yarışın genellemesine bakarsak yine zor bir koşu. Yani son iki ayak biraz tedirgin ediyor beni. Tabi Allah yardımcımız olsun diyeceğiz. Başka çare yok arkadaşlar. Herkese bol kazançlar, bol şanslar demeden önce tabii ki şablonumuzu unutmadan gösterelim. Birinci koşu 7-2-6. Altılı ganyan birinci ayak 9-3-8-7-5. İkinci ayak 3 tek. Üçüncü ayak 3-7-8-2-4. Dördüncü ayak da 1 tek. Beşinci ayak 3-5-6-1-9-10. Ama dediğim gibi yarışın genelisi zor. Son ayakta da 1-5-9-6-10. Benim öncelik şans verdiğim isim ama yarış son iki ayak biraz karışık. Onu da belirteyim arkadaşlar. Herkese bol kazançlar, bol şanslar diliyorum. Yarın görüşmek umuduyla. Hoşça kalın arkadaşlar.